İşte biraz daha mı? Biraz. Değil mi? Evet, kuru olur yoksa. İçli köfte hamuru ıslatıldıktan sonra dana rostonun sosu için tereyağı da un kavruluyor. Betül, bu tavadaki un yetiyor mu? Hı hı, evet. Kavurması. Su koyacağım ona. Su mu? Un, yani etin tamam. Sosundan koyacağım. Tamam. Evet. Yarışmacımız dana rostoyu hazırladığı yeni sosla pişirmek için tekrar düdüklü tencereye alıyor. Bence sosu çok fazla oldu. Ya çok güzel oldu. Her zaman yaptığı için. Betül tereyağda kavrulan una dana rostonun sosundan karıştırıyor. Onun içinde neler var? Onun içinde etimizin sosundan var, birazcık un var. Sonunda ana yemeği bitirdik mi? Evet. Aa, dana rosto varmış. Gerçekten rol yapmıyorum. Yine salatamı getirdim. Salatamla bol alacağım, tadına bakacağım. Yarışmacımız bulgur pilavıyla servis edeceği mantarları soymaya başlıyor. Ya var ya, sizi ne yapmalı var ya. Yine ne oldu anneciğim? Nereye ne koymuşsunuz belli değil. Tavaları yanlış yerde arıyorsun. Hayır, yok orada yok. Alttaki çekmecelere baktın mı? Anne gel gel, buldum. Nereye saklamışsınız be? Anne. Ah ah. Hemen tereyağını koyayım, sen altını aç hocam. Daha hızlanmalıyız. Bence de hızlanman lazım çünkü kalan süren 45 dakika. Bu mantarlar ne için? Bu mantarlar pilavımın üzerinde. Pilavdan ayrı mı pişireceksin? Evet, bunlar kapya biberle sotelenecek. Bulgur pilavıyla servis edilecek mantarlar tereyağda kavruluyor. Diğerlerini yapma. Yeter bu kadar, kapya biberi ekleyeceğim. Tamam, mantarı onlar da hazır zaten. Anneciğim ne güzel karıştırıyorsun. Aşçılıkta herhalde sertifika aldık. Mi? Anne, içli köfteye geçelim mi? Hemen. Hadi. Tepsimizi alalım. İçli köfte için ıslatılan bulgur ve irmik özel yoğurma tepsisine alınıyor. İçli köfte hamuruna başka ne koyacaksın? Haşlanmış patatesim var. Bunu bizim sırrımız patateste. Anneciğim ne yapıyorsun? Bırakır mısın lütfen? Şöyle yapıyorum şof. Bulgur pilavı için kavrulan mantarlara ince doğranmış kapya biberler ekleniyor. Gelinimin elini yakacaktım. Anneciğim gerçekten şov yapıyorsun. Hadi gel buraya yoğunlaşalım. Üstüm battı. Mikser. Haşlanmış patates mi koyuyorsun? Evet, patates. Allah ya. İçli köftenin hamuru böyle mi yapılıyor? Kısırlık burgul. Islatıyoruz. Biraz irmik koyduk içine. Anne, unumuzu. Evet. Nerede unumuz? Şurada. Unumuz şurada. Of. Kaşıkla ilave ediyoruz şu an. Evet. Tutması için yumurtayı kırdın. Evet. Tamam. Anne, sence unu yeterli mi? Sen yoğur. Bunun işi bitti Betül. Anne, bu şey olmuyor ama. Su koyalım ama, biraz. Ama elini ıslatacaksın illa. Özel tepsisinde yoğurunca farklı oluyor mu? Tabii ki, daha güzel yoğuruyorsun. Küçücük leğende yoğurmak gibi olur mu? Olmaz. Yarışmacımız içli köfte hamurunu ıslatarak yoğurmaya devam ediyor. Eyvah! Mantarlar karardı. Hiç de bile. Bu esmer mantar. Esmer mantar mı? Kültür mantarı değil o. Bu kültür mantarı değil. Mantarı farklı. Evet. Gelinimiz içli köfte hamuruna pul biber ve tuz ekleyip yoğurmaya devam ediyor. Anne, nasıl? Toplayayım mı artık? Topla. Topla topla ama elini bir ıslat istersen. İçli köftenin içi nerede? İçi geliyor. Eyvah, daha içi yok. Şimdi hemen 2 dakikada. 2 dakikada kıyma kavrulur mu? Tabii ki kavrulur. 3 gündür içli köfteyi değerlendiriyoruz ama bu değerlendirmenin içinde Gül Hanım'ın içli köftesi daha güzeldi. Bakalım bugünkü nasıl yapabilecek? İçli köftenin iç harcı için soğanlar kavrulurken gelinimiz hamuru yuvarlıyor. Anneciğim, içli köfte küçük olmaz değil mi? Ya olabilir de olmayabilir de yani. Normali neyse odur. Ne çok küçük ne çok büyük yani. Küçük küçük mü olacak yani? Yani tepside dilim gibi gelmeyeceğine göre börek yemiyoruz, içli köfte anne, yiyeceğiz. Anne, iyi mi bunların büyüklüğü? Bence bunlar çok küçük. Hay, sen geç ona. Anne, bunları açsam, kim hazır o? Olsa açsam. Gelinimiz top haline getirdiği içli köfte hamurunu açmaya başlıyor. Dünkü gelinimiz salatalıkla açmıştı ama sen elinle yapıyorsun. Evet. Kalın olmasın. Hayır, olmaz. Anneciğim bak bakalım yapabiliyor mu? İyi. Hiç elleme. Azıcık yağ boşaltır mısın? Ama de böyle bir tavaya. Olacak. Onu yaparken düzenecek. Ama daha iç harcı yok. Olacak. Hiç problem yok. Tamam, yeter. Fazla alma. İçli köftenin iç harcı için kavrulan soğanlara kıyma ekleniyor. Annem karıştırabilir mi? Hadi biraz karıştırsın. Tabii ki karıştırabilirim. Hemen sen geç. Baharatlarını getir. Yarışmacımız Akdeniz salatasıyla servis edeceği hellim peynirlerini tost makinesinde kızartmaya başlıyor.
Ardından içli köftenin iç harcına baharatlarıyla birlikte salça karıştırıyor. Salata için kızaran hellim peynirleri de tamamlanmak üzere. Anneciğim sen çok karıştırdın. Bırak istersen. Bak alırım 2 puanınızı. Ama olmaz ki. Anneciğim sen en iyisi giyinmeye git. Hadi ben giyinmeye gidiyorum. Kolay gelsin. Kızımın lafa tutmayın. Hemen işini bitirsin. Kıymalı harcı buzdolabında mı soğutacaksın? Evet. Şimdi hemen koyuyorum ben. Çok az gerekiyor zaten içimden. Çok az mı gerekiyor? Evet. Onlara kadar gerekiyor. Bu iç çok fazla olur ona. Neden o kadar çok yaptın peki? Sen yersin. Zamanı giderek azalan gelinimiz içli köftenin iç harcını soğumaya bırakıyor. Ara sıcaklarına devam eden Betül ciğeri doğramaya çalışıyor. Çok zarlı ama ciğerim. Kuzu ciğeri mi? Evet. Neden dana ciğerinden yapmadın? Kuzu daha lezzetli ve daha yumuşak oluyor. Ama ciğerde bu zarının böyle olması... Ciğerin zarı alınmadığı için eleştirmesinler. Yani hani bu benim hatam değil ama bu böyle ağza gelecek, nasıl olacak? Bari doğrarken almaya çalış. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Anne ciğer çok kötüymüş. Tamam önemli değil, olduğu kadar. Anneciğim ciğeri neden kontrol etmediniz? Bak doğranmamış. Maalesef öyleymiş. Biz hep kasaptan normalde doğranmış alıyoruz. Evet. O yüzden hiç bakma gereği duymadık. Yarışmacımız ciğerleri una buladıktan sonra yanında servis edeceği sumaklı soğanı hazırlıyor. Anneciğim çok şık olmuşsun. Ama gelinin masayı yetiştiremeyecek. Son dakikaya kadar kesinlikle yapacağına eminim. Biz alacağız. Hiç çaresi yok. 10 dakikada hem masa hem de kalan yemekler yetişir mi? Yapacak, göreceksiniz. Eli o kadar çabuk ki. Sumağa koyacak mısın şimdi? Limon koyacağım. Limon koymayacağım, biraz tuz. Arnavut ciğeriyle servis edilecek soğanlar doğrandıktan sonra sumakla karıştırılıyor. Yemin ediyorum ciğeri yine eti koydum, kebabı da az bir şey salatada koydum. Ciğeri kesinlikle koymadım ağzıma. Kesinlikle. Yine salatamı getirdim. Ondan bolca yiyeceğim. Ama nasıl yutacağım bilemiyorum. Kayınvalideler 8,5 dakika sonra geliyor. Buyursun gelsin. Hiç sıkıntı yok. Ama daha ortada masa yok. Hiç sıkıntı yok. Anne içli köftenin iç harcına bakayım mı? Eyvah! Daha içli köfteler var. Ben bir tadına sadece bakayım. Ete maydanoz mu koydun? Evet. Saçma. Evet, hemen üstünden alabiliriz. Yarışmacımız ana yemeğe koyduğu maydanozları almaya çalışıyor. Ama bu yanlış bir teori değil. Yani koyulabilir içine. Ebe gelin hanım, ciğer yapıyorsun. Yanında niye dana rosto yapıyorsun? Arnavut müştün bir börek yapsaydın, bir pişi yapsaydın, bir şey yapsaydın yani. İçli köftenin soğuyan harcına ceviz doğranıyor. Yemekler istediğin gibi oldu mu Betül? Evet, evet. Onda bir tereddüdüm yok. İçli köftenin hamurunda bir şey mi var? Reyhan o, reyhan. İçine konulan baharat. Ben Adıyamanlıyım. İçli köfteni gelinime böyle öğrettim diyormuş. Tamam, bir yiyelim, dadalım, bakalım benim gelinimin içli köftesi kim? Biz Adıyamanlı değiliz de, içli köfte de bizim yani meşhur yemeğimiz de değil. Ama benim gelinim ki yapacağı kim, görelim yapmış mı? Yarışmacımız hızlı hızlı içli köftelerini tamamlamaya çalışıyor. Son! 3,5 dakika. Bırak dolaba ben koyayım hemen. Ha? İçli köfteleri tamamlayan Betül son saniyelere girilirken sofrayı kurmaya başlıyor. Bakıyorum da alçak bir çiçek seçmişsin. Evet, bütün hafta gözler görmedi. Karşımızdaki arkadaş birbirini göremedi. Yarışmacılar hep şikayet etti. Biz de ettik. Çünkü biri çelenk gibi geldi. Biri gelin çiçeği gibi geldi. Biri vazo gibi geldi. Bugün gelinimin güzel çiçeğini görsünler. Yalnız bu suplalar resmen yakıyor. Evet, hepsini yakıyor dedim ya size. İnanamıyorum, taşlı supla mı olur? Evet evet olur. Böyle geline böyle supla. Yarışmacımız suplalardan sonra tabakları yerleştiriyor. Sırada servis peçeteleri var. Kayınvalideler masayı eksik görürlerse olay çıkarırlar. Çıkartırlar çünkü ben onlara öyle söylemiştim. Masa düzeninin nasıl olduğunu her gelin önceden hazırlamıştı. Biz de yetiştireceğimize inanıyorum inşallah. Dolanıyorsun boş bak.
Hemen kaşık al eline bir daha bir taraftan. Kağıt peçetelerden sonra kaşık, bıçak ve çatallar yerleştiriliyor. Bıçaklarla çok oyalanma. Anne oyalanmıyorum ama servis açmadan olmaz ki. Anladım da. Ama süre bitti. Dakikalar sayıyoruz. İnanma oyalanmıyorum şu an. Ne yaptığımı ben bile bilmiyorum yani. Zaten her şeyi yanlış koydum. Doğru koyuyorum. Hayır doğru ben koyuyor. Baktım onları izledim. O konularda sıkıntı yok. Doğru koyuyor. Masayı yetiştirmeye çalışan Betül bardakları koymaya başlıyor. Ekmeği unutma sakın. Anne çabuk ekmek anne. Geldim. Hadi gelin hanım son 5 saniye çabuk. Ben giyinmeye gidiyorum. Tamam anne. Koş. Ne giyinmesi Betül? Kayınvalideler geliyor. Gidiyorum. Yarışmacımız kayınvalideleri karşılamak yerine üstünü değiştirmeyi tercih ediyor.